Birkaç yüzyıl öncesine kadar yeryüzünde dağların, ovaların, çöllerin, tüm yeryüzü oluşumlarının olduğu gibi hep aynı halde bulunduğu düşünülürdü. Oysa artık dağların erozyona dayanamadıklarını, göl ve deltaların sedimanla dolduklarını biliyoruz. Mersin, suyun durmaksızın çalışarak yarattığı mağara ve obruklarla öne çıkıyor. Cennet ve cehennem obrukları bunların en çok bilinen örnekleri. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu mahallesi yakınlarında bulunan Cennet Cehennem Çökükleri her yıl çok sayıda seyahatsever tarafından ziyaret ediliyor. Doğal yollardan oluşan bu iki büyük çukur, obruk, mağara veya çökük gibi isimlerle anılıyor. Peki ama bu dev çöküntü alanlarını yaratan süreçler nasıl işliyor? Yeryüzü kayalarının farklı bozulma nedenleri var. Bunların içerisinde en sinsi ama etkili olanlarından biri yağmur ve kar sularının sebep olduğu bozulma. Yeryüzü kayalarının bozulmasına sebep olan farklı birçok etken var. Ama bunların içerisinde en sinsi olanı galiba su. Su aslında doğal haliyle etkisiz. Ancak yağmur damlaları veya kar olarak yeryüzüne ulaştığı sırada havadaki karbondioksitle etkileşiyor ve asidik hale geçiyor. Bu kayalara ulaştığı zaman işte o kayaları zamanla yavaş yavaş eritmeye başlıyor. Bu erime zamanın büyüklüğünü de göz önüne aldığımızda çok büyük boyutlara ulaşabiliyor. Onlardan bir tanesi var mesela önümde. Bu bir çöküntü, cennet çöküntüsü. Gelen ziyaretçilerin çok ilgisini çekiyor. İçerisi yemyeşil, eski bir mağara aslında burası ve denize kadar da devam ettiğini gayet iyi biliyoruz ama hala ortaya çıkmamış bölgeleri var. Aşağıya doğru ineceğim. Yeraltı deresinin yol açtığı kimyasal erozyonun etkisiyle çöken tavan cennet mağarasını oluşturmuş. İçinin yemyeşil oluşu ve dibinde akarsuyun bulunuşu nedeniyle cennet deniliyor. Derinliği 70 metreye ulaşan mağaranın elips biçimindeki ağız kısmının çapları 250 ve 110 metre. Çökük tabanının güney ucunda yer alan küçük kilise inanç turizmi için önem taşıyor. Kilise girişindeki kitabede yer alan bilgilere göre bu kilisenin M.Ö. 5. yüzyılda Aziz Paulos tarafından Meryem Ana'ya ithafen yapıldığı belirtiliyor. Kiliseyi geçer geçmez herkesi etkileyen mitolojik yeraltı deresi sesi duyuluyor. Bu derenin karstik yapıyı aşarak Akdeniz'e ulaştığı biliniyor. Cennet obruğunun en alt kısmına kadar indim ve tabii doğal olarak üstü çöken mağarayla karşılaştım. 150 metre kadar daha devam ettiğini biliyoruz. Ondan sonra yeni bir çöküntüyle o da sona eriyor. İşte bu coğrafya böyle. Çöküntüler coğrafyası. Cennet obruğunun 75 metre kuzeyinde yer alan cehennem obruğu da karstik zemin yapısının erozyona uğramasıyla oluşmuş. İçerisine inilmesi mümkün olmayan obruğun ağız çember çapları 50 ve 75 metre, derinliği ise 128 metreye ulaşıyor. Öyle bir an geliyor ki yer altında oluşan bu büyük katedralin
kubbesi, incelen kubbesi üzerindeki ağırlığı taşıyamıyor ve çöküyor. Sonunda cehennem obruğunda gördüğümüz gibi dünyanın, Türkiye'nin sayılı derinlikteki obrukları oluşuyor. Bu obruklardan bölgede çok sayıda var. Bu mağaraların da yakın coğrafyada çok sayıda olması lazım. Büyük bir kısmı ortaya çıkmamış olmalı. Belki de yer altında hala büyük salonlar bu şekilde bekliyorlar. Adrenalin duygusunu hissetmek isteyenler özel ekipmanlarla mağaraya inme denemeleri yapıyor. Mitolojiye göre Zeus, alevler kusan yüzbaşlı ejderha Tifon'u buradaki bir kavgada yendikten sonra onu Etna yanardağının altına sonsuza dek kapatmadan önce bir süre cehennem çukurunda bekletmiş. Cennet ve cehennemi sabırla oyan su, önünü kesen dev çöküntülerin arasından sızıp Narlıkuyu gibi bir cennet koyda denize kavuşuyor. Burası aynı zamanda Mersinlilerin hayatın hızlı temposuna biraz mola verdikleri yer. Narlıkuyu sahillerinde yavaşlatıyor gelenleri. Onlara Akdeniz'in gümüş gövdeli balıklarını sunmadan önce zakkumların süslediği kıyılarında uzun uzun balıkçı motorlarının tıkırtılarını dinletiyor.